Aras Bey, günaydın Günaydın canım. canım. Tacını düşürdüm ama. Benim abi. Benim de benim. Ana bize ne oldu canım? Biz tedavi olmaya geldik iyice. Bu pantolonumla bu üstümü kombinledim. Dün kahvaltıya da böyle inmiştim. Kızlar saat 8.30. Saat 10'da kahvaltı bitecek. 7'de başladı bizim beyler anca. O şart onu oluyor mu ki? Ha, başlık bulacaksın o zaman canım. Ha. Onu tak. Gelince odanın hali böyle. Toparlanacak. Ben dün gece burada yatakta yattım. Orası çok sıcaktı. O da genel sıcaklığı. Oda genel sıcak. Zaten klimayı çalıştırmıyoruz. Canım kartın bir Bu üstünde benim mi? kalacak. Evet o senin de. Kartın bir üstünde kalacaktı. Diğer kart aldım ben. Annemlere mesaj attım. Daha uyanmamışlar. Ben parfüm sıkmadım. Spreyi sıkmadım. Uyusunlar mı? Aç kalırlar. Şimdi göl açacağız bugün. Çok güzel bakıyor. Şimdi kulaklığı alacaktım aşağıda montaj yaparım diye ama neyse. Küçük kulaklığım olsun. Her neyse gidelim. Ben kartın... Al bunu. Cebine koyabilirim, cebim yok. Günaydın canım. Sabah şeriflerin hayır olsun. Dün pasta yapmışsın. Ne yapayım? Gidince makineye atarız hepsini. Sabah şeriflerin hayır olsun. Bir şey görmüyorum seni. Sana. Dışarısı buz tutmuş arabaların üstü. Çimenlerin üstü buz tutmuş. Güneş azıcık açıldıkça ısınıyor. Otel hafta sonları bayağı daha dolu oluyor. Dün akşam yemeğinde de restoran doluydu. Kahvaltı nasıl olur bilmiyorum. Teyzemin oturduğu mahalleden burası 2,5 saat gösteriyor. Ben 4 saat falan vardır zannediyordum İnegöl'e. Çok yakınmış Afyon İnegöl'e. O yüzden herhalde 12 gibi çıksak. Allah'ın izniyle en geç 3 gibi teyzemlerin orada oluruz. Ben dün değil 10 önceki gün Emine sordu kaçta burada olursunuz diye. Ben saat 5 var hepimizi çarpıyor. Bak gördün mü? Aras da çarpıyor. Da çarptı. Aras da çarpıyor. Aras sürekli söylüyor. O Aras kalkmadı. Bilmiyorum artık ne olacak nasıl söyleyelim olacak. Asansörü mü? Söyle benim abi bugün girmeyeceğim suya. Zaten anca bavul mavul topla kahvaltı yat diyene kadar. Aa annemlerin kapısını niye dövmedik? Ya arasana. Ara aşırmış olmaz. Yumurtalı ekmek. Biber. Sebzeli kaşar. Sosis. Tahminimce burada da yumurta vardı. Şurada da börek vardı diye düşünüyorum. Ha, burada milföy böreği varmış bu sabah. Şimdi çorba ne varmış? Yok çorba içmeyeceğim ya. Tost yapacağım ben de kendime. Suf tost yapıyorum. Bana da yapar mısın tost canım karışık? Salçalı sürebilirsen sevinirim. Sadece şey var. Ha sucuk yok muymuş? Sucuk yok. Sadece kaşarlı yok. Ha peki tamam. Yapıyorlar. Sen omlet yiyecek misin? Ben yaptırıyorum. Tabii. Tamam canım. Şuradaki dün peynir çok hoşuma gitti. Zeytinler de güzel. Gerçi her şey güzel de bunların. Yani. Annemler uyuyakalmışlar. Aradım. Tamam dedi kızım dedi. Buradan ne alayım ben? Haşlanmış yumurta almayacağım. Yok bir şey istemiyorum. Börek de istemiyorum. Bugün Afyon ekmeğinden yiyeceğim. Ekmekleri çok güzel oluyor. Peynirin ne kadar lezzetli olduğunu size anlatırsam. Anlatırdım. Anlamışsınızdır. İki tabak almam. İki kaşık almamdan zaten. Sağlam bir kahvaltı. Sonra da bavullar falan hazırlanacak. Odaya çıkacağım. Babam kahvaltıdan sonra havuza inecekmiş. Biz inmeyeceğiz. Bilmiyorum Yusuf inmek isterse. Aras da inmek istiyor baba dedesiyle. Bunun yanına da bir omlet yaptırayım. Tost. Tamam. Kahvaltı tabağım omlet şeyli mantarlı ve domatesli. Sucuk yokmuş bugün. O yüzden bu kaşar erimemiş. Hiç mi erimemiş? Hiç erimemiş.
Onu geri bastıracağım. Ben ikini de basalım. Bastırayım, ikisini de getireyim. O da omlet. Şunu aldım. Meyveyi de arabada yol alırız. Müşteri var şimdi. Tamam. Şunların erimemiş çünkü. Bak, seninki erimiş. Nasıl erimiş? Afiyet olsun. Annemler uyuyakalmışlar. Uyandırdım, gelecekler şimdi. Uyandırdın mı? Hı? Hı. Gittin mi oradan? Nasıl? Yok canım, aradım. Bal aldım. Börek falan almadım. Biberim düşecek. Kızlar, kahvaltımızı yaptık. Odaya çıktık. Aras kuzu kahvaltıya inmedi. İstemedi yemek. Şimdi saat 10 civarı ve valizi toplayacağım. Yusuf'la Aras hamama indi son kez. Babamla beraber. Şimdi herkesin eşyasını kendi çantasına yerleştireyim. Kıyafetleri önce en alta yerleştireceğim. İkramlıkların hepsini de işte bu ufak tefek tezgahlarını gördüğünüz her şeyi de el çantasına koyacağım ki elimizin altında yolculukta olsun. Şimdi şurada bir ayrı poşet ayırmıştım. Kirli poşette. Buna kirlileri atıyorum ben. Oraya gidince hemen makineye atacağım, çalıştıracağım. Şimdi buradan Akhisar 2,5 saatmiş. Bayağı yakın. O yüzden erkenden gidelim. Öğlen saatleri de orada olsak en azından eşyalarımızı var alıp çıkarız, dinleniriz. Pencereyi üstten birazcık açtım. İçerisi havasız çünkü. Şu tişört, şu eşofman altı. Yusuf'un giyeceklerini ayırayım da. Yusuf'la Aras'ın giyeceklerini. Odayı erken teslim edeceğiz. Benim bu beylerim. Arası şu ince takımı giydireyim yola. Altı siyah, üstü griyle. Rahat olur. Yusuf da şu poları giymek istiyor. Dışarısı serindir muhtemelen de. Arası çok üşürse mont giydiririm. Arabanın içi sıcak oluyor zaten. Ben de hafif bir şeyler. Belki şu tişört ve altla giderim. Üstüne bir hırka alırım sadece. Evet, kıyafetleri yerleştirmeye başlayalım. Şimdi şurada poşetler var fazladan. Poşetleri çıkaralım. Bunları çünkü lazım olacak. Başka... Arası şu hırkayı da üzerine vereyim. O ince takımın üstüne. Yusuf'a iç çamaşırı çıkaracağım. Güzeldi ama yeterli iki gün. Fazlası insanı bir yerden sonra sıkıyor açıkçası. Ya kalabalık olmamıza rağmen. Bence tadında iki gün yeterli oluyor. Arası iç çamaşırı. Giydiklerimiz de var kıyafetlerin arasında. Hiç giymediklerimiz de var. Dün bir de böyle takımlar falan aldık. Ayakkabı mayakkabı. Yani dolu bir poşet. İki hatta poşet fazlamız var. Annem de alışveriş yaptı. Hediyelikler aldı falan. Yolda bal aldılar. Bir sürü ıvır zıvırımız var. Şekilde sıkıştırmaya çalışacağız hepsini bir yere. Şimdi şunlar arasın. Ayakkabılar, spor ayakkabıları da hemen şöyle şuraya koyayım. Çıkarken hemen ayakkabılarımızı giyeriz. İki poşet çöp. Arasın o kadar ayakkabısı var. Git illa bu ayakkabıyı giyeceğim dedi. Çöplerimizi toplayalım. Afyon'u beğendim. Tatlı. Güzel bir yer. Bakımlı bir yer. Otel de güzeldi. Belediyeye ait bir otelmiş ama gerçekten güzeldi. Hava da iyiydi. Yani. Ay. Yusuf'un serumunu kırıyordu. Havluları hemen şöyle bir yere koyayım. Bunlar. Ben dün hamama girdiğim için bugün gerek duymadım termaletine.
bobinler falan. Burada hiç giymedim yani. Sıcak. Bir çöp. Dedim siz gidin hele ayak altından bir dolaşmayın. Ben buraları bir yerleştireyim. Seccade ve Kur'an-ı Kerim de vardı odalarda kızlar. Arapça ve Kur'an-ı Kerim. Çok güzel bir hizmet. O konuda beğendim. Şimdi arasının altına bir tişört. O da şu. Üstlerinde zaten şortları var. Şortların hemen bir poşete koyarım. Islak olacak ama yapacak bir şey yok. Evet bebişler. Aha gün geldi. Aha gün geçiyor. Zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. Yani. Benim biraz midem ağrıyor, karnım ağrıyor, belim ağrıyor. Bir tuhafım böyle. Bilmiyorum. İnşallah hasta olmam. Bugün kahvaltıda da böyle bitiremedim aldıklarımı. Mide bulantısı hissettim. Yani ilk gün böyle yiyorsun her şeyi. Sonra artık mide yavaş yavaş nedense hassaslaşıyor mu? Otel yemeklerinden nedir? Telefonları, gözlükleri, herkesin her şeyi ben topluyorum arkadaşlar. Bu kadar eşyayı nasıl alacak bilmiyorum. Şu çoraplar kirli. Yusuf'a temiz çorap çıkaracağım. Oy oy oy. İşte öyle kızlar. Şunları toparlayayım ben. Yine son halini odanı çekerim. Yatağı da kendileri de katlayacaklar herhalde. Böyle ortada kaldı ama ne yapabilirim ki? Bu temiz. Kirli yatmama gerek yok. Bir gün giydim zaten. Çok güzel yumuşacık polar ama. Uf, ateşim de çıkıyor gibi var ya. Ya en korktuğum şey yolculukta. Yolculukta ya da tatilde hasta olmaktı. Uf, uf, böyle bir tatsızlaşıyorum sanki. Şimdi kızlar. Bütün eşyalarımızı topladık. Şurada bir valiz dolumuz var. Yusuflar geldi, üstlerini değiştirdiler. Güzelce. Burada muzmuş, ikramlıklarmış. Şurada ufak tefek makyaj malzemeleri, kulaklıklar, şarjlar, işte ne bileyim o tarz şeylerimiz var. İki poşetimiz çıktı, bir valizimiz. Odaya girerken bir valiz ve bir tane şu çantayla gelmiştik. Fazladan şu şeyle çıkıyoruz. Çantayla. Ayakkabıları falan da sıkıştırdık. Şurada iki poşet çöpümüz var. Çöpün yanına bıraktım. Şurada kirli havlular, kirli bornozları astım. Hadi canım sen valizi al, ben de çantaları alayım. Aras aşağı lobiye indi. Yok hiçbir şey unutmadık. Sabunları falan, şampuanları zaten kullanmadık. Kendimiz sabun almıştık, şampuan almıştık. Ben de üstüme şurkayı, çok uyumsuz oldu ama yapacak bir şey yok. Kartları alayım, kartları teslim edeceğiz. Diğer kart sende miydi beyaz? Aras mı aldı indi acaba? Aras'ta mıdır? Bakayım. Ha, yok o da buradaymış. Bunları teslim ettik mi gidiyoruz. Hadi bismillah. Tamam. Hiçbir şey unutmadık. Şortları sadece kurutamadım. Onları ıslak koydum. Bir poşete sardım. Teyzeme gidince 2 saat 3 saat sonra asarım. Hadi bakalım canım. Hayır bir şey unutmadım Allah'ın izniyle. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Otelle vedalaştık. Babam kartı vermeye gitti. Böyle herkesin ayağının altında bir şeyler var. Sıkıştı kış. Bavul valizler anca doldu. Bu da benim oğluşum. Bu da benim miniğim. O da nenesi. Hadi bakalım bismillah. Benim ayağımın altında da şöyle. Şunu da dizimizi örttük. Şimdilik serin çünkü. Evet gidiyoruz. Afyon yolculuğumuz da seyahatimiz de bu kadardı. Kırsal alanda dağınık yerlerde de çok fazla yerleşim var. Afyon Karahisar'ı çıktık kızlar. 220 kilometremiz var Allah'ın izniyle. Ben bir kere uğraştım. Sonbaharın renklerini görüyor musunuz?
sarı, yeşil, kırmızı. Yusuf'ta nostalji açtı bize. İnşallah tek yemem. Babamın yoğun isteği üzerine dedi ki şu manzarayı çek kızım. Şuray sola geçeyim. Solu solu. Bak, solu bak, sağa. Nereye geçeyim söyle. Şu kırmızılık var. Sağa geçeyim. Çok değişik. Hem kamerada belki o kadar belli değil. Evet canlı çok güzel. Güzel değil mi? Şansımıza yollar da bomboş kızlar. Altın güz. Bak. Altın güz. Bulutlarla da ne güzel şey oluşturuyor. Portre gibi. Ama gitgide bulutlar çoğalıyor. Yağmur mu olacak acaba o taraflarda? Canım sen kışa gidiyorsun canım. Aras kahvaltı yapmadığı için denesi ona börek falan verdi. Yolda, yolda vardı. Dışarısı 11 derece bu arada kızlar. Arabadayız ama klima falan çalıştırmadık. Hakikaten bakar mısınız? Kıpkırmızı. Kamerada ne kadar veriyor bilmiyorum ama. Radara yakalanmayın arkadaşlar. Ceza ceza artık. Vatandaş. Radar değil ya. Radar dur ya ne dur orada ne duracak adam. Ben de anlamadım orada. Radar tabii ki yediniz mi gene cezayı? Radar yeni başlıyor. Radar değil de vatandaş çıkmıyor. Vatandaş. Şuradan Kütahya porselen. Kütahya'ya varacağız ya. Bütün porselenleri böyle buradan çıkarıyorlar. Değil mi arkadaşlar? Doğru mu biliyorum? Kalıp kalıp çıkarıp onları sonra tabak çanağa dönüştürüyorlar. Kütahya göründü kızlar. Kütahya'ya girdik. Hoş geldiniz. Kütahya şehir değil mi? Jandarma polis mi ilgilenir? Eğer mahallesi ise tabii. Her yer keramika, porselen, satış mağazaları. Kütahya jandarma var. Bir saate geldik herhalde ya. Saat 10.50'de çıktık. Yok 40 dakikaya gelmişiz. 40-50 dakikaya gelmişiz. Gürap porselen mağazası. Şey gibi, şey yemek yiysen değil mi? Ha, porselen mağazası. Porselen tabak kaşık. Bağlı bugün İnegöl gideceğimiz yer Akhisar falan kapalı. Biraz sağanak yağışla gösteriyor ama yarından itibaren güneş açıyormuş şansımıza. Film izleyeceğim ben. Film izleyeceğim. Burası da Kütahya. Eskişehir'den de gidiliyordu ama. Yok Eskişehir 20 dakika fark ediyor fazla. Evet, en iyisi Bursa'dan gidelim. Hayırlı görevler. Hayırlı görevler. Kim duracağını biliyorlar. Şu tarafta da orman bölge müdürlüğü var. Oy canım benim canım. Bir de oraya girersen. Isırma. Osman'a girdi mi? Yavaş girdi mi? Anneciğim beni rahat bırak oğlum. Yolculuk yapıyoruz rahat rahat. Ben de seni seviyorum da uzaktan biraz sev, beni ısırma. Çay molasına durduk, Bozüyük yolundayız. Kütahya'ya çıktık. Hava bayağı kapalı ve serin. Bir çay molası vereceğiz size, biraz etrafı çekerim. Çok tatlı bir yere geldik. Yolun üstündeyiz şöyle. Çevre yolu mu? Artık ana yol işte, otoban. Aras hemen koştu. Sonbahar yaprakları hep dökülmüş. Hava çok güzel kokuyor mu? Ceviz ağacı. Ne babacım? Mağara gibi değil mi baba? Buralarda mağara var. Her polisleri gezdiriyorlar. Babam da hemen bir senaryo uydurdu. Oo, soğuk soğuk arkadaşlar. Kapalı yere oturun. Ben açık yerde oturmam. Bakın sandalyelerin tatlılığına. Şöyle tatlı bir yere geldik. Böyle bahçesi var. Orada çanaklar, çömlekler var. Oraya şimdi çıkarken çekeriz. Ana montsuz gezilmiyormuş burada. Çok soğuk. Çiçekler baksanıza kurumuş. Tahmin edebiliyorum yazın ne kadar güzeldir burası. Tatlı güzel bir yer. Soğuk burası. Oo, dışarı çıkınca anladık. Arkadaki şey, ağaçlar kıpkırmızı, o kadar güzel ki. Resminizi çekeceğim bir tane. Ama gerçi dışarıda belki ağaçlara karşı çekinebiliriz. Buz gibi buz buz buz. Yani montla gezersen tamam ama montsuz çok feci. Koltuk ısıtmayı açayım size. Yo arabada sıcak. Arabada iyi. Pikeyi de üstümüze aldık. Araba soğuk değil. Ben şimdi
20 kere basayım. Teşekkür ederiz. Yeni yaptım. Kendime böyle şey yapayım dedim. Diye daha sıcak. Oh, vallahi var ya. Kısmet işte, insan evet. Nasıl çekermiş. Daha oradan ya. Geliyorsun kısmet. Çok teşekkür ederim. Yeter daha fazla şey yapmayın. Sağ olun. Allah razı olsun. İşte insan kısmeti çeker. Yusuf da sever ya helvayı. Hadi bakalım. Abinin arsasından marmelat, erik marmelatları. Yabani erikmiş bunlar bu arada. Dağ erikleriymiş. Böyle marmelatlar. Bir de portakal kabuğu reçeli. Kanıma hazırlıyormuş bunları. Burası da sezonlukmuş. Yani Kasım'ın 15'i gibi kapatıyoruz diyor abi. Bursalıymış abi aslen. Hanımıyla beraber işletiyorlarmış yazın. 15 Kasım'da kapatıyoruz diyor. Mart'ın sonunda açıyorlarmış. Şu kırmızı güzelliğe bakar mısınız? Şurada bir resim isterim ben ya. Çıksınlar da resim çekiniriz. Ay güneş çıkınca da o kadar güzel ki hava. Bulut olunca esiyor soğuk ama güneş çıktı mı mis gibi. Bakar mısınız şu manzaraya karşı resim çekinilir. Şimdi sizi birazcık da şurayı gezdireyim. Çinleri falan çekeyim. Benim böyle bir ilgim yok ama annem seviyor. Annem de şimdi çıkarken bakacak. Dedim ki mümkün olduğu kadar dedim artık bir şey almayın. Araba tıklım tıklım. Elimizin ayağımızın altı hep şey dolu. Porselenin yolda gelirken tozları var ya böyle dağlarda çıkarıyorlar ya. Bütün araba tom toz oldu. Şimdi gözükmüyor ama yine göle varınca bir su tutarız. Çekelim size. Bunlar böyle küçük kaktüslükler, mumluklar, küllükler. Çocukların uyutuyor da bir çift. Çerçeveler. Aynı şeyleri. Ya ana baba olmak kolay değil öyle. Sarıntı. Ya bunları kendilerim yapıyor bilmiyorum bu arada. Saksı. Daha çok dekorasyon ürünleri var. Böyle tabak çanak gibi değil de. Bir şekilde. Evet. Hadi gidelim. Şu güneş varken şey yapalım. Resim çekinelim. Ay. Güneşte hava çok güzel. Gerçekten öyle aşırı soğuk değil ama kapandı mı buz gibi esiyor. Buz. Bol sonbahar. Şöyle yavaş yavaş dönelim. Yusuf'la Aras'la bizi çeksin babam şurada. Çıkıyor benimkiler. Hemen yakalayayım onları resim. Çok güzel kare olur şurada tam ağaçların orada. Gel ermiş ki zaten buraya. Allah Allah. Allah bizi alır. Gör. İnönü Gölü. İnönü. Çok güzel. Evet adam. Geçti gibi. Yok hala daha hala. Ya hayır görüntü olarak alamadım. Önümüzde alacağız. Ha tamam. İnönü Gölü. O dereden gelir bir de o dereden. Evet babacığım. Yukarıdan akan bir dereyi fark etmiştim çünkü yolda gelirken. Adam da bedava suyu bulmuş dereden. Adam. Suyu orada mı değerlendiriyormuş? Çakçak Cumhurbaşkanı'na diyorlar ki nereden alıyorsun sen bu parayı diyor. Sağdan çekebilirsin. Göl. Burası Karoçi öyle doluyor. Yol üstünde de bayağı böyle daire, yemek yiyilebilecek, dinlenilecek yerler varmış. Var tabi canım kızım biraz. Şey, otoban. Anne bir şey diyeceğim bir baksana. Efendim oğlum. Netflix'i ne demek şimdi? Aras Yusuf. Evet, Aras Yusuf. Küçük harfi var mısın? Hepsi küçük harfi evet. Zaten. Maşallah çok beş, büyükmüş ya. Dört. Büyük tabi. Ağaçlardan bir şey yapıyoruz. Çok hızlı gidiyoruz ya. Yani. Şöyle yapıyorum. Baraj gibi bir şey. Baraj. Bu suyu değerlendiriyorlar mı acaba? Evet, değerlendiriyorlar. Dağ suyu geliyor buraya. Dağlardan. Doğal kaynak suyu diyebilir miyiz? Doğal. Yerden, fuarlardan geliyor. Radniklerden, fuarlardan. Termal suyla bir alakası yoktur ama değil mi? Yok.
ağaçların güzelliğine bak ya. Şu sonbaharda ne kadar şuradan da gölbaşı balık diyor. Çekeceğin yer burasını gör bak. Buradan balık da çıkarıp demek ki lokantalarda satıyorlar pişirip. Kiloyla da satıyorlardır arkadaşlar. Şimdi soğuk hava üşüdük, mola verdik ya zaten yeni indik. Bayağı büyük. Tabii aşkım üşüdük, güneş olsa dururduk. İhtiyaçlarımızı da giderdik, çayımızı da içtik. Biz geldik. Hatırlıyor musunuz bu odayı? Geldiğimizde hep kaldığımız oda, yataklarımız. Onlar Bursa'daymışlar aşkım, küçük bir işleri varmış Emine teyzen de gelecekler. Ne zaman gelirler? Şu üstünü başını çıkarmışım. Kaç saat aralıklı buraya kadar? 2 saat aralıklı aşkım. Ya işte teyzemin evini özleyen var mı? Aras diyor ki şu sedirinde yatmayı çok özledim ben diyor. Ben çok özledim. Anne ben bu salonunu çok özledim. Hırkanı çıkarma. Hırkanı çıkarma aşkım iyice alışana kadar. Git babanlara yardım et. Aras bir sürü çanta var, git babanlara yardım et hadi. Hadi gelin herkes birer tane bir şey alsa. Teyzem anahtarı bırakmıştı bize. Geldik. Onlar da bizi akşam bekledikleri için bir işleri varmış. Bursa'ya gitmişler. Dediler ki hani işimizi halledelim. Onlar gelene kadar yetişelim ama hiç önemli değil. Biz de hazır ne yaparız? Çantalarımızı falan boşaltırız. Şunları içeriye taşırız. Üstümüzü başımızı değiştiririz rahat rahat. Hadi bismillah. Şimdi kızlar bu bizim valiz. Montlarımız. Şuraya da böyle ufak tefek işte bakım malzemelerimi falan çıkardım. Burada poşetleri ayırdım. İşte Emoş'a gidecek, halama gidecek ve Halime ablaya, Dünür'e gidecek olanlar. Hani tütsü falan almıştım ya, oralet moralet onları ayıkladım. Teyzeminkini mutfağa bıraktım. Bir tur makine çalıştırdım. Koyu renkleri, teyzeminkiler de vardı gerçi böyle yelek melek. Koyu renkleri onlarla beraber attım. Şimdi annem çay suyu koymuş. Ben şu gideyim dışarı, teyzeme sanırım kuruları var, temizleri. Onlar kurumuşsa onları toplayayım. Anneciğim o böğrün göğsünü açık. Şunu bir hırka üstüne giy. Üstündeki ince çünkü. Nasıl keyifler canım? Anladım. Hoş geldin. Gerçi yük bize oldu. Biz yerleştik. Biz çıkardık ama siz bir tek babil indirdiniz. Yolculuk nasıldı? Erken geldim. Erken. O çantanı çıkaracaksın bir yere mi gideceksin? Niye geldik buraya? Tamam canım. Teyzem bize samsı yapmış. Jenikon benim. Annem de bacısına böyle bir şeyler getirmiş. Pişmaniyet çikolatalı almış. Şeker almış. Şunu bir yola getirmiştik. Bunlar da yeni. Bir de şurada meyveler var. Bir de şöyle bir buşmaka getirmiş. Bu da benim poşetim. Afiyet olsun. Neredeymiş samsılar? Anne ne yaptın yanma? Tamam. Mutfak annemde. Babam buralarda bir yerde. Ben gideyim şu temizleri toplayayım. Tamam canım. Ben şu temizleri toplayayım. Kuruluşsa. Ondan sonra acaba. Burası otomatik ışık zaten. Kapıları kapalı tutmaya özen gösteriyoruz ki hem sinek girmesin hem de soğuk içeriye girmesin diye. Ayakkabıları yerleştireyim ben. Böyle dağınık sevmez teyzem. Bir de yukarıda çıkarmamaları lazım, aşağıda çıkarmaları lazım. Bugün hava kapalı, hatta yağmur bekleniyor burada. Arabayı böyle bıraktık. Bilmiyorum, belki sonra uygun bir yere alır. Oy 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 oy. Şurada bakalım. Kapıları böyle yerleştirdik. Şimdi bakalım kurumuşsa burada mutfak bezleri falan var. Ay yok, bunlar ıslakmış. Daha nemli. Kurumamış. Giderken daha yeni sermiş herhalde. Teyzemin bahçesi. Her zaman derli toplu tertemiz maşallah. Bir motor şu kırmızı motor, Emoş'un motoru. Şu da teyzemin romanklı motoru. Havada böyle. Gördüğünüz gibi. Arabayı sonra bir ine göre inersek bir su tuttururuz üstüne. Şu çöpleri oradan alalım, oraya bırakmayalım çöpleri. Teyzem titiz çünkü konuda. Ben azıcık şöyle şurada otursam, ah teyzem turşularını da kurumuş. Ay ben şöyle bir 5 dakika kendi başıma bir mola versem. Şimdi yalnız başıma. Geçiyorum markete, git diye bir kitap sen. Gidelim gelelim canım. Ben de 5 dakika şöyle oturdum, mola verecektim. Ayakkabın şurada. Gelip giderken ayakkabılarınızı oraya sıralayın, tamam? Anladım. Bir de aşağıda açın ayakkabılarınızı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir şey istiyor musunuz? Al Yusuf. Ne lazım sana? Ne lazım söyle bana. Şurası Toki kızlar bildiğim kadarıyla. Halam ve Emoş'un evi orada. Halam da bu sene Toki'ye geçti. Allah hayırlı uğurlu etsin evlerinde yaşamayı. Burada yeşil bir güzel cami var. Markete çıktık. Şuradan şöyle sola dönüp ana yola çıkacağız. Gelirler akşam, burada olurlar. Şey açısından mı diyorsun? Çakıl yerler kötü olduğu için mi? Tamam, parkın orada bir yerde park edersin, yürürüz, yapacak bir şey yok. Olur mu?
bize soralım. Tamam, her gün buraya gir çık yapacak mıyız zannetmiyorum. Biz yarın akşam buradan çıkacağız. Dünürlere geçeceğiz. Dünürler neresi? Şey, Alanyurt. O yine gölün hemen sağ tarafı neyse, vardı ya. Saatimle terse dönmüş. Şuraya gideyim. Aşkım market şurada, şuraya çıkacaksın dedim ya canım sana. Nerede? Şuradan. Şöyle bak, devam et oradan, parktan sağ yapacaksın. İleriden değil mi? Hı hı. Oh, hava serin burada tabii, ne kadar olmasa da Afyon gibi. Hatta Afyon güneşliydi. Devam ediyorsun, şu parkın olduğu yerden sağa döneceksin. Yavaş yavaş yavaş. Biz Narenciye yerindeyiz. Biz bu kadar uyguna şey bulamıyoruz. Mandalina 32. Portakal 35. Ama bizim orada portakal olmadı. İçeride de şey vardı. Muz bu arada burada 65'miş. Şeyde mesela 47'ydi. Afyon'da. İçeride de ne vardı? Limon. 20 lira mıydı? 25 lira mıydı kilosu? Vallahi çok ilginç. Bizim orada o fiyatları biz bulamıyoruz. Üretim yeri olmasına rağmen. Ya da bilmiyorum, ben bayağıdır markete gitmediğim için bakmamışım da olabilir. Belki şimdi zamanı olduğu için şimdi uygun da olabilir. Şu kısa şey mesafelerde bu kemer olayını nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Sürekli takmak zorunda kalıyoruz. Ötüyor çünkü. Evet. Ekmeğimizi aldık. İçeceğimizi aldık. Dönüyoruz. Gidiyoruz. Bugün artık İnegöl'e falan gitmeyiz. Yusuf dedik yemekten sonra bir çıkarız dedim. Belli olmaz ya, bakarız abi, duruma göre. Bizim durumumuz hiç belli olmaz. Biz kimseye bağlı değiliz. Ben bacısını getirdik, teyzeme kavuşturduk. Evimize Allah sağ salim, Allah'a şükür. Senin de eline sağlık aşkım. Babişkom da evde. Oturup biz kimseye bağlı olmayız. Aynen öyle. Şimdi kızlarım. Çok güzel kıymalı samsa yapmış teyzem. Böyle milföy böreği gibi oluyor ya. Ben şimdi hemen çayımızı içtik. Şu bulaşıkları falan yıkayayım. Makine çalıştı ama daha çalışmamış. Teyzemler daha Bursa'dan gelene kadar dedik ki dayımlara da girelim görelim. Dayımlarla da bir selamlaşalım. Nasıl keyifler beyler? Buranın ekmeğini çok beğendi, gider efendim diyor. Hırkalı iyi de gidelim anneciğim. Hadi. Şu köpeciği, çünkü pişi kızartmıştım ya, yolda bitmedi. Bir köpeği veririz. Bulaşık makinesine bulaşık var mı acaba? Acaba bulaşık makinesine bulaşık koyuyor mu? Bunların bir yetkisi nasıl olur? Bence hiç fena olmaz. Montlarınızı giyin artık ama gerçi arabayla gideceğiz değil mi? Dayımı da bir ziyaret edelim. Bir pazar çünkü muhtemelen evdedirler. Günleri çok şey değerlendirmemiz lazım çünkü herkese ayrı ayrı günler yetmiyor. Çıkın bakalım. Dayının orada internet var aşkım. Haberin olsun. Teyzem iptal etmiş yalnız olduğu için. Gerek duyulmuş. Çorba da yapmış da çorbayı akşam içeriz dedik. Şimdi hani aman aman böyle karnımız çok aç değildi. Kahvaltıdan sonra geldik ya. Hadi in bakalım beyler. Benim tabak pişi getirmiştim. Bunu yıkadım. Bunu geri bavula koyun unutmadan. Şu kapıları kapatın geri çıkarken ki soğumasın içeriz. Dayıma da gidelim. Dayının orada çok çekim yapmam. Dayım pek hoşlanmıyor öyle şeylerde. O yüzden selamlaşalım. Ben olmazsa olmaz sıcak kürkümü giyeyim. Suyu mu kapatayım? Ama sen çek, ben kapatırım. Ben bilmiyorum ki. Ha, eski tarımcı çiftçi. Veteriner benim babam asıl mesleği değil mi baba? Evet. Dayımın çiftliğine geldik. Aşkım seni ben burada çalıştırırım ha. İstersen. Sonra da 10 kilo etle geri dönersin evine. Bir hafta gel dayıma yardım et. Değil mi? Bunlardan biri hamileymiş bebeğim. Ya biri ya ikisi bilmiyorum. Bak 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 bak. Yusuf. İnek beslemedim de demezsin. Haydi bakalım. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bunlar aile mi acaba? Şu boğa babaya benziyor. Hepsi.
Canım. Bunları yengem sağıyor aşkım. Bunların kaymağını yapıyorlar. Sütünü ayrı satıyorlar, kaymağını ayrı satıyorlar. Küçük başları şey yapmış dayım. Küçük başları kesmiş. Çünkü yakında yer mi taşıyacaklarmış bilmiyorum. Bir şey anlatıyordu yengem de. Değil mi? Bunlar da hamileymiş diye. Birinden biri hamile galiba. Hele bir sev. Şöyle bir anın olsun. Çalıları kurtar canım, su kes. Suyu çekti götürdü. Dayım kaymak dağıtmaya gitmiş. Birazdan gelecek. Kaymak ana satmaya. Alalım mı? Ama bir yolda dayanmaz ki biz eve gidene kadar kaymak. Bak. Oy! Tamam canım, sinirlenme. Niye tutuyorsun ki, sinirlendirdin hayvancağız? Aras gelmedi. Gelseydi görürdü bak. Aşkım şu tezek ne kadar faydalı biliyor musun? Biz eskiden bu tezekleri memlekette hatırlıyorum aşkım. Böyle kalıp kalıp kömür gibi yapar, kurutur yakardık. Bak minik geldi. Aşağıda daha var yavruları. Koskoca ahır. Bunların hepsini elleriyle yaptı dayım biliyor musun canım? Bunlar yoktu. Ya çeker, sinirlendi, sana ver diyor. Bak öbürkü de istiyor. Oy nasıl yiyor kayışı. Mısırı böylece yiyorlar mı bunlar? Vay. Kavga etmeyin. Yakalayamadın aşkım. Bunların inekleri sağımı saati oluyor ama kaç gibi bilmiyorum. Hı, aldı gidiyor. Çok güzelmiş o. Hangisi şey değil mi? Bu hamile olan aşkım bence. Bak karnına. Kocaman maşallah. Emotion kanalında izlersiniz gerçi, evet. YouTube'la ilgili ona dileklerimi de. Merhaba canım. Herkese merhaba. Nasılsın? Çok şükür. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Mutluyuz. Sevinçliyiz. Evet bir tanem. YouTube Emotion geri döndü, bilginiz olsun. Güzel. İşe için gelin. Ortak izleyicilerimiz. Şanslı anne Emine. Şuraya bir yere de yazıyorum. Şanslı anne Emine. İzlemeyenler. Çünkü yeni izleyicilerim de var şu anda. Bilmeyenler de vardır muhtemelen. Emotion'un da YouTube kanalı var. Bundan önce sohbetimizi YouTube'da yaptık. Sen inşallah benim kirli çorabımın altını çekmemişsindir. Ha, ben o kadar şeyin içinde ona takıldım. Allah aşkına. Şimdi bak bir YouTuber ne yapar? Hazırlıklı böyle tripoduyla geziyor kız. Ben de küçük bir tripod getirdim ama küçük. Teyzeciğim nasılsın canım? Teyzemi daha göstermedim size. Sürme sana çok yakışmış. Teyzemin şu anda biliyor musun? Kafasında bin tane şey dolandığı için cevap veremedi. Damadıyla onlar şimdi sohbet ediyorlar. Küçük budağım burada. Biz dayımlardan geldik yani. Yusuf'la geldik. Annemle babam kaldılar. Dayım biraz geç geldi çünkü. Ben dedim hani Emoş da burada, Aras da evde diye biz gidelim dedik. Sezgim derken aldım ben. Normalde 6'da alıyorum. Nasıl yani? Neden 6'da? Ha şey anladım, babasındaydı. Evet. Normalde 6'da alıyorum. Bu sefer gittim erken aldım. Yemek yememiş. Yememiş orada yemek. Dedim şey. Çocuk alışınca kendi. Burada da yemedi. Bir şey söyleyeceğim. Ben bulaşık makinesine koydum ama şeyleri. Bulaşıkları falan. Zaten dolduruyor sanki değil mi bulaşık makinesini teyzem? Elinde mi yıkıyor? Yok. O tek başınayken en az bulaşık iki tane yıkayım çevireyim diyor da kalabalık. Teyzem bir tane tütsüsünü şey yapalım. Senin hediyeni de senin evine geldiğinde vereyim. Bir tane lavanta açalım. Dayımın orada da götürdüm lavanta. Evet. Hemen orada açtım. Yengem de seviyormuş. Orada hemen bir tane White Rose. Orada da hemen yaktık. Çok güzel koktu içerisi. Bir tane lavanta. Lavantayı da bak çok özene özene aldım. Lavanta kokusunu biliyorum çünkü. Emoşa Lili. Lili'yi sana aldım. Biliyorum, ha? Biliyorum. Kokuları. Senin ayağın öyle üşümüyor mu? Benim parmağım yaralı biliyor musun? Batık mı var? Hayır, bu tırnağı böyle kökünden çektim, mikrop kaptı herhalde. İnsan öyle uğraşır mı ayağıyla? Dur bakayım. Evet. Evet, çakmak hemen bulalım. Enişte şimdi, de nasıl içiyorsun enişte kahveni? Ben orta şekerim. Ben de orta içerim. Şimdi çakmak var mı canım yanında? Şey yapayım mı işte, double yoksa küçük mü yapayım? O double küçük. Yap da ben sigara da içeceğim. Aynen. Aa, double, evet. Ben de double içiyorum. Kahve içesi geldi onun. Ha teyze hoşum. Küçük hemen bitiyor. Tamam buldum bebeğim. Buldum diyorum da. Bulmuşum gerçekten, bulmuşum. Tütsü yakalım. Lavantalı yakalım istersen. Bazen biliyor musun Emoş? Elektronik bu tarz şeyler şans meselesi. Şans. Benim de bir tane tripodum var. Gri olan var ya dükkanda kullandığım. O da sağlam bir şey değil ama çok işini görüyor. Galiba yeterince olmadı. Burada aşkım.
Al burada ben çıkardım. Biz çay içerken çıkardık bile dolaptan her şeyi. Şey görmedim. Hey yavrum. Şimdi bu hafta böyle vloglarda gırgır şamata kalabalık misafir kızlar. Böyle günlerimiz geçecek. İnşallah bol bol çekim yaparım ama bu arada herkesin evinde de her gittiğimiz yerde de çekim yapamıyoruz. Ben hani teyzemin evinde yaptığımız kadar çekim rahat olmuyor değil mi canım her yerde? Çünkü yani biz hani anneler bizim alışmış YouTube bizim işimize de. Annelerimiz bile bazen kızıyor ki havalarda. Evet. Her yerde telefonu. Annem otelde kızdı mesela. Yemeğe... Evet Feride iyi gel ben bir araya geleceğim. Bir odadan kamerayı. O bu sene öyle denk gelmedi valla. Feride'nin annesi geliyor sana gezi. Sana. Düğün günü 8'inde tam. Arkada da çiçek ne güzel. Nasıl çıkışık olmuş. Ha, o düzelliyor muyum? Ben de onu ayarlamaya çalışıyorum. Bizim konuşacak çok şeyimiz olurdu bir araya gelince. Konuşuruz. Gelsin gecelere. Sen nasıl yapıyordun? Biz şimdi kızlarla bir araya geliyorduk ya. Bu hemen ben uyurum hiç. Beni ellemeyin. Biz diyoruz ki sabah kadar muhabbet edeceğiz. Ne uyuması falan. Ah, beni ellemeyin. Sonra daha dayanıklıyım. Ondan sonra hayır oturuyor sohbet ediyor. Önce bir gözdağı veriyor. Belki uyursam hani kızmasınlar diye ama sonra... Geçen sene Mart ayında öyleydi. Geldiğimde. Bayağı şey yaptık yani. Ben gene bunları idare edeyim. Koku güzel salona koyayım bunu. Neyse biz kahvemizi yapacağız. Kahvemizi falan içeceğiz. Çok da enteresan bir şey yok. Böyle biraz hasret gidelim. Sohbet edelim. Ondan sonra bir yerde görüşürüz zaten. Uzun uzadıya da çok fazla böyle sıkıp sıkıp çekmek istemiyorum ama aslında bir yandan da hatıra. Yavruları gördün mü köpekleri? Hayır şey ki gördü onu. Yusuf sen gördün mü? Aşkım klübede ya sabah öldüm onu öptüm ağacını ağacını o senin kokuyor köpeği miydi? Şuradaki senin köpeği. Hayır o tarçın kayboldu ya benimki. Bu annem komşusundan aldı yoksa beyaz. Kadın o, şey dişi o zaman. Dişi ha bu erkek bu da babaları bebeği. Ya. İkisi aynı cins olduğu için. Bebekleri gördün mü diyor işte hani. Nerede? Kulübede. Ya bebeklerimiz oldu. Valla. Beyazın da. Ehe beyazın. 5 tane babasıymış. 5 tane yavruladı. Ama kapatmasın. Darbeci ne yapıyorsun sen orada? İn aşağıya. Çabuk aşağıya in. Darbeci. Selime teyzesine öyle tepkiyi vermedi bize sevindiği kadar. Ama bize sevincini ben çekemedim. Emoş çekti. Aynen. Selime Sultan da aramıza katıldı. Onlar işte dedi. Onlar anlaştılar. Kankalar. Kankalar. Kefen anlaştı. Tatlı değil mi? Makasını burada olsaydı tıraş ederdim. Ablam da. Ay o da senin saçın çeker. Teyzem barbunya yapmış. Hem de etli. Et suyuna. Şimdi benim beyler yemediği için onlara makarna haşlayacağım. Hem hoşla girdik mutfağa. Oo, bu tam ilikli biliyor musunuz? Kolajen be ya. Ama Emoş yemez galiba değil mi Emoş? Erişteli barbunya çorbası etli. Bak kemiğini de kaynatmış anne, değil zaten. Kırmızı et mi o? Koyun eti mi? Kırmızı et canım. Kırmızı et dediğim şey mi yani? Aa, turşular, soslar çıktı meydane. Akşam yemeğini hazırlanıyoruz. Bizim kalacağımız odanın şeyini açtık. Isınıyor orası. Başka? Komposto var burada. Zaten açık komposto vardı. Niye onu geri çıkardınız? Canım. Ben bir şey bilmiyorum. Çorba da koyuyorsunuz galiba. Şey yoğurt. Yoğurdu ben mi koyayım canım? Ben koyarım. Ben koysam ne olur? Her de yoğurtmuyormuş ya. Anlat bakalım Emoş'cum. Bizden ayrı uzaklarda olduğun sürece. Arabada az önce Sezgin uyuyordu. Ne demek istiyorsun? Yani ben gider mi demek istiyorsun erkenden? Yolunu mu yapıyorsun? O kadar zekisin ki. Ya hayran mı senin zekana? Yani acele edeyim ki benim oğlumun uykusu geldi. Bir an önce gideyim diyor. Anladın mı? Yani ben teklif ettim bana gelin diye. Yok aşkım önce yatağımızı serdik. Yemeğimizi yiyelim. Güzelce dinleniriz. Ben düşünüyorum ki bir gün sana nasıl ya perşembe. Ben de aslında resmi uyuttuktan sonra siz gelebilirsiniz. Oturun. Haberleşiriz. Ama düğün gecesi şey yapabiliriz. Düğün gece yok, düğün gündüz yok. Gündüzden geceyi demiyorum. Gündüzden gece kalıp oturmadıktan sonra ne anlamı olur? Onu programlarız çünkü teyzemlerle, annemlerle bu hafta full hemen programlandı. Bir gün bir teyzeme, bir gün bir teyzeme, bir gün bir halama. Kalabalık olunca öyle. Evet. Bir gün bir dayım mangala davet etti, kesinlikle şaşmaz dedi. Ne zaman? Bugün öyle geçiştirdik olmaz dedi. Hayvan kesmiş, mangal yapacağız dedi. Bu da yoğurt.
O yüzden yani hiçbir şey kalmıyor, zaman kalmıyor, gün yetmiyor, anlayacağınız. Öyle. Bir günde tabii ki emmiş, ben zaten gelmeden söylemiştim, rezerveli hani emmişle böyle bol bol zaman geçiririz tüm gün ama ya da bir gece. Gelirim, gelir, tezilelim, hele bari. Bay bay yap hele, bay bay yap hele. Artık bay bayı öğrenmiş. Ne oldu ki uykusu geldi mi acaba? Yoruldu da. Bütün gün. Yarın okula gidecekmiş benim oğlum. Biz yarın sabah kahvaltıyı yapıp çarşıya çıkıyoruz. Birkaç işler var, onları halledeceğiz. Akşam da. Sen gel, sen gelecek misin ya Zinet Kole? Gelmeyeceğim kuzu, ben çocuğa bakacağım, annem gelecek. Çocuk durmuyor ki. Ha, düğün o zaman sen geleceksin. Annem çocuğa teyze bakacak. Oldu. Oldu. Bir sırayla o da olur. Öyle kızlar. Şimdi şunu da açalım. Bakalım ne var. Patlıcanlı sos dedi ama hangisi bilmiyorum. Bir tanesi şey, Şimdi patlıcanlı değil de şu sadeyi açayım. Bunu makarnaya kullanacağım çünkü. Patlıcanlı belki yemeyebilirler makarnanın içine. Benimkiler alışık değil ya. Aşkım. Neyle kaçıyorsun aşkım? Öyle kızlar, yemek hazırlığı falan filan, sonra görüşürüz. Keyifler yerinde. Hadi bakalım. Karakoca AVM'ye kaçtık. İnegöl'deyiz. Emoş'a davetliyiz. Burada biraz dolaşalım. Sezgin de uyku saati gelsin. Ondan sonra 9.30 gibi Emoş'a geçeceğiz. Saat 8.30. Tamam canım, geldik. İnegöl AVM'ye de gelmedik demeyiz. Üstümüz başımızı sıcak bir şeyler giydik. Biraz, çok müzik var. Üretici sokağı tamam olur. Hem de video çekeyim ben de kızlara. Of 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 of, envai çeşit. Sen Afyon'u ne yapacaksın? Buyur. Envai çeşit. Buyurun. Antep lezzetleri kilosu 750 TL. Buyurun efendim. Ne değişik şeyler varmış. Afyon lokumu. Antep lezzetleri kilosu 550. Işık parlıyor ama değil mi? Böyle patlıyor. Bir tek lokum tatlı değil ki. Daha neler var? Sucuğundan tut peynirine kadar. Balına kadar. Baharat. Petek bak. Sizin aldığınız neydi? Petek miydi, şey miydi? Karakovan. Karakovan. Arada fark ne? Kalite farkı mı var? Annemlerin aldığı karakovanmış da onu söylüyor. Çok hızlı geçmeyeyim. Antep'e gitmeyecek olmasak Antep'ten alacağım. Pardon. Yaprak şey. Pardon. Desende. İnsanlar. Allah'ım. Sucuğu adam bitirmiş erkenden. Bak bu taraftaki tezgah boş. Tereyağı, bal, orada çerez var. Güzel. Good. Burada pişmaniye var taze. Bu pişmaniyenin yapılımı ne kadar zor hatırlıyorsunuz değil mi? Ramazan şenliklerinde gitmiştik de. Orada yaprak falan var. Salamura yaprak. Flo falan var. Yukarıda oyun yerleri var. Migros var yukarıda bir yerde galiba. Şu şekilde boynar. Bugün pazar olduğu için genelde böyle kafe yerleri falan dolu. Aşağısı daha yoğun. Yukarısı bu taraf biraz daha sakin. Sevdanın yükünü. Çantaların güzelliğine bak. Valla annem, teyzemin yaşadığı mahalleye göre burası daha sıcak hava. Orası buz gibiydi dışarıda. Bu saatlerde dolaşamıyorsun. İyi oldu, akşam yürüyüşü gibi oldu bir yandan. Yukarıda yemek alanı varmış. Daha önce gitmiştik zaten, orada yemek yemiştik. Bir şey yiyip içmek ister misin? İbo beni buraya getirmiştik. Ha, seni İbo burada gezdirdi. Ben Yusuf diyor ki ben buraya daha önce geldim diyor. Ben dedim nasıl geldin? Diyor ki geldim diyor. Şimdi öğrendim ki İbo getirmiş. Kardeşçiyim. Oy yerim onu. İboşkan benim. Kardeşimi de özledim. Çocuklarını da özledim. Şimdi asansörle çıkılacak. Tamam canım. Yukarısı açık hava. Ha, asansörle çıkamaz. Mi. Xiaomi. Xiaomi. Gratis'i görmüşken gratis'e de girdik. Şöyle dudak balmı aldım. Renkli, şeri renk.
istiyordum. Dudak balmum var gerçi ama renklisini istiyordum böyle. İyi oldu, hatta beraber sürelim sizinle. Ya ben geçen sene Feride ile geldiğimizde de Emoş bize bunlardan hediye etmişti. Ben niye kaybettim onu bilmiyorum. Yoksa bitirdim mi? Bir fikrim yok. Biz bu arada yolu karıştırdık. Farklı bir şeride girdik. Şimdi dönüşü aşağıdan aldık. Biraz yolumuz uzadı ama olsun. Saat 9 civarı. Yarım saatten önce yavaş yavaş gidiyoruz diye düşünüyorum. Bakayım rengi var mı? Hiç rengi yok. Değil mi? Azıcık bir pembelik veriyor. Daha açık renkleri de vardı da. Ben bu rengi sevdiğim için. Direkt gidiyorum, hiçbir yere sapmıyorum. Evet, hiçbir yere sapmıyorsun. Bayağı gideceksin. Sonra Akhisar diye zaten ayrımı görürsün. Dudaklarım çok kuruyor çünkü. Bunu hemen cebimde taşıyacağım. Sonra Yusuf'un uzun zamandır istediği Hindistan cevizi 265 liradan 100 TL'ye düşmüştü. 100 TL'ye Hindistan cevizi aldı kendi saçlarına. Biliyorsunuz bakım saçlarına yapmayı çok seviyor. Bir de şöyle Yusuf'a saç tokası aldık, ince lastik. Böyle arkadan toplayabilecek kadar çünkü bayağı uzadı. Bir de şöyle pet aldım. İndirimdeydi. Evet, böyle alışverişimiz. Gidiyoruz, Emoş'a gidiyoruz. Nar alacağım bagajdan. Getirdiğim hediyelerimi, işte abur cuburlarımı götüreceğim. Onları unutmayayım. Yolda şaşırmayalım. Emoş'ta görüşürüz. Sonra da orada kapanış yaparım size. Biz bacımın evine geldik. Hediyelerini açıyor. Beğendin mi? Beğendim aşkım, ne demek? Tatlı seviyorsun diye akide şekeri sana getirdim. Düşünüp almanız yeter. Tütsüyü hemen açabilir, yakabilirsen. He. Herkesin evine gider gitmez dayımda da tütsüyü yaktım. Teyzemde de yaktım. Emoş'la da yapacağız şimdi. Biz Emoş'la vedalaşıyoruz. Yarın size evde bu gece kalacağız. Evet. Sen de anlatsan. İkimiz buradan vedalaşıyoruz. Sen o da kendi vedanı yaparsın. Öyle vedalaşalım. İkimiz beraber vedalaşalım. Bir evet. İçeride falan ses yapamıyoruz, ulaşamıyoruz. Çünkü Sezgin Paşa uyuyor. Evet. Hoş gelmişiz, hoş bulmuşuz. Güzel güzel biraz zaman geldiniz. Geçireceğiz. Çok iyi oldu. Sağ ol canım benim. Allah razı olsun. Aşk Tom, hoşça kal. Hoşça kal de. Bana diyorsun. Öyle böyle çok tepkisiz. Bana diyorsun zannediyor. O, yok hayır. O biliyor onu. Anladın mı? O öyle tepkisiz bir adam. Bu arada ayız bir öpüldük de. Şöyle mojito varmış. Çok beğendim tadını. Tavsiye ediyorum. Neyse öpüyorum sizleri. Gazlı içecek mi? Yarın görüşürsen. Bir tadına baksana. Sizi de öpüyoruz. Yarın inşallah görüşürüz. Kahvaltıya teyzeme gidiyoruz zaten. Şimdi bizim biliyorsun biz 3 kuzen.